Müjdeler olsun Mustafa. Aslan gibi bir şehzademiz oldu. Sen nasılsın Fatma? Kucağınıza bir şehzade verdim ya. Ölsem de gam yemem. Ne isim vermek istersin civan bahtımıza? Ben değil validem. Hünkârımız versin isterim. Babamdan haber gelene kadar bekleyelim. İyi düşündün aslanım. Ağlar. Derhal payitahta. Sultan Süleyman'a müjde edilsin bu kutlu havadis. Gel. Hünkârım. Söyle Afife Hatun. Müjdeler olsun. Şehzade-i Civan baktımız. Mustafa Hazretlerinden hayırlı bir havadis geldi. Hanedanı Ali Osman'ın bir şehzadesi daha oldu hünkârım. Âlâ. Derhal hazırlıklara başlayın. Tez vakitte Manisa'ya yola çıkacağız. Neredeydin sen? O hatunla yemek yiyordun öyle değil mi? Onun geleceğinden haberim yoktu. Sofradan da kalkıp gidemezdim. Ama size güzel bir haberim var. Mustafa abimin bir şehzadesi olmuş. Bu mu güzel haber? Babam hemen hazırlıkların başlamasını istedi. Hep birlikte Manisa'ya gideceğiz. Ben de geleceğim. Seni bırakır mıyız hiç? Buraları avcumun içi gibi bilirim. İbrahim'le gezmediğimiz, dolaşmadığımız yer yoktur. Devlet idare etmeyi burada öğrendim. O günü ben de iple çekiyorum hünkârım. Aklın fikrin sancağa çıkmakta. Ben de öyleydim. Lakin Manisa'dan evvel 3 sancak değiştirdim. Yüce Atam Sultan Beyazıt Han beni evvela Karahisar Sancağı'na tayin etti. O vakitler rahmetli amcam Şehzade Ahmet Amasya'daydı. Bu çocuk burada ayağımın altında dolaşmasın diye istemedi. Böyle olunca Bolu Sancağı'nı verdiler. O vakitte amcam ben İstanbul'a sultan olmaya giderken Selim'in oğlu yolumu keser diye istemedi. Böyle olunca 2 valiliğim de başlamadan bitmiş oldu. Ondan sonra Kefe Sancağı'na tayin ettiler. Kefe mi? Karadeniz'in kuzeyindedir. 3 yıl orada kaldım. 15 yaşındaydım gittiğimde. O halde benim de gitmem farz oldu. Sende o cevher var elbet. Benim göz bebeğimsin. Lakin vakit vakte uymaz oğlum. Abin Mustafa... Sancağı yeni çıktı sayılır. Bir müddet geçsin. Hem bakalım validen senden uzak kalmayı isteyecek. Validem ister. Bir an evvel devlet nasıl idare edilir öğrenmem lazım. Emri hak vuku bulur da bir gün terk edersem bu dünyayı. Allah göstermesin hünkârım. Böyle söylemeyin. Bir gün olacak elbet. Ben de herkes gibi göçüp gideceğim. İşte o vakit kim nerede olur ne halde olur bilemem. Ancak tahta Mustafa yakındır oğlum. Lakin kimin hükümdar olacağını Allah bilir. Rahmetli babam tahta çıktığında en küçük evlattı. Mustafa abimin bu yüce vazifeyi layıkıyla yapacağından kuşkum yok. Ben de her daim yanında olurum. Her ki mesneye evladından saltanat müyesser olan... Karındaşların nizam-ı alem için katletmek münasiptir.
ekser ulema dahi tecviz etmiştir. Anımla amil olalar. Neden bunu söylediniz hünkârım? Yüce adamı Sultan Mehmet Han kanunnamelerimiz de böyle buyurmuştur. Bunu zinhar aklından çıkarmayız. Mustafa abim ne bana ne de kardeşlerime kıymaz. Kıyamaz. Kıymaz evet. En fazla bir hafta kalırız. Ondan sonra döneceğim. Bir isteğin varsa söyle. Aslında bir şey var. Söyle. Ben Müslüman olmak istiyorum. Bunu gönülden istiyor musun? Evet. Hem de tüm kalbimle. Şimdi söylediklerimi tekrar et. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne. Ve eşhedü enne. Muhammeden. Muhammeden. Abduhu. Abduhu. Ve Resulü. Ve Resulü. Bundan böyle senin adın Nurbahar olsun. Nurbahar. Müsaadenizle. Siz niye geldiniz? Gitmeden görelim dedik. Rahatsız ettik galiba. Ne rahatsızlığı? Söyleyin bakalım. Ben de kendime cariye istiyorum. Aklın fikrin haremde. Biraz da derslerine meşgul ol. Sen kendine bak. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Mustafa'm. Hünkârım. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş bulduk Mustafa. Mehmet. Demek sarayın burası. Çok güzelmiş. Hünkârım. Şehzadem hoş geldiniz. Tarşıcalı Yahya bahsetmiştim. Sultanım hoş geldiniz. Şehzadem. Nasıl memnun musun şehzademle? Biz ziyadesiyle razıyız hünkârım. Rabbim de razı olsun. Amin. Kaderde geri dönmek varmış. Dünya gözüyle görmek nasip oldu. Buralarda hala yaptıklarınızı anlatırlar hünkârım. Hazretleri. Hünkârım. Nihayet geldiniz. Gözümüz yollarda kaldı. Saruhan'ı hayli özlemişim. Her fırsatta durduk. Nasılsın? Gördüğünüz gibi iyiyim. Evladımızla, torunumuzla birlikte huzur içindeyiz. Şükürler olsun. Âlâ. Hürrem, sen de hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol Maydevran. Mihrimah, bu ne güzellik böyle. Teşekkür ederim sultanım. Siz de göz kamaştırıyorsunuz. Demek burada yaşıyorsun. Evet, hayatımdan memnunum.
Malum bir torunum var artık. Bir şehzadem daha oldu. Büyük valide oldun desene. Buradakiler valide sultan diyor. Odalarınız hazır. Evvela istirahat edin. Uzun yoldan geldiniz. Sağ ol. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammeden Resulullah. Senin adın Mustafa. Senin adın Mustafa. Senin adın Mustafa. Senin adın Süleyman. Senin adın Süleyman. Senin adın Süleyman. Allah salihlerini eylesin. Allah bahtiyar eylesin. Allah devlet-i haliyeye bağışlasın. Buraya kadar gelmişken hava çıkarız elbet. Lakin günübirlik gideriz. Vaktimiz kısıtlı. Manisa'yı merak ediyorum. Abim gezdireceğini söyledi. Ben de epeydir görmedim. Birlikte gezeriz. Mustafa'm. Buyurun hünkârım. Nerelere daldın? Hiç. Sizi dinliyorum. Keşke hep böyle bir arada olabilsek. La Divina Commedia. İbrahim Paşa'nın hediyesidir. Dante Alighieri'nin. Okumadıysan al. Yalnız İtalyanca. Bir türlü tam vakıf olamadım. Ama inat ettim, öğreneceğim. Neyi anlatıyor? Cehennemi. Sonra Arafı. Cenneti. Muazzam bir seyahat. İnsanın kendi ruhunda çıktığı muazzam bir seyahat. Zannediyorum Miraçnamelerden esinlenmiş. Neyse, bir iki gün dinlen de beraber hava çıkarız. Çok isterim. Gelmeden babamla da gittik. Nasıldı? İyiydi. Babamla kılıç talimi bile yaptım. Kısa sürdü her zamanki gibi. O gün bana bir rüyasını anlattı. Ben doğduğum gece bir rüya görmüş. Odasına gittiğinde karanlıkmış her yer. Birden bir ışık süzülmüş içeri. Bir ay doğmuş sanki. Tahtı aydınlatmış. Üstünde bir bebek görmüş. Uyuyan bir bebek. Benmişim o. Sultan Süleyman Han Hazretleri.
Hünkârım. Mahidevran, nasılsın, iyi misin? Bir sıkıntın yoktur inşallah. Şükürler olsun. Aslanım el üstünde tutuyor. Âlâ. Hatırladınız mı? Bu masada işlerdiniz mücevherleri. En güzel, en mesut yıllarımız bu kubbe altında geçti. Nereye baksam bir hatıra canlanıyor gözümde. İlk burada gördüm sizi. Burada aşık oldum. Mübarek ayaklarınızın tozunu burada yüzsürdüm. Evladım Mustafa'yı bu odada doğurdum. Zaman nasıl da hızlı akıp geçiyor. Oysa her şey hala dün gibi. Hala kulaklarımda sizin sesiniz. Mahidevran, Gülbahar'ım. Başlayayım. Yahya Efendi. Söyle ağa. Bu sizin. Ne bu? Yarın sabah has bahçede olacağım. Çeşmenin arkasında. Kolay gelsin efendim. Sağ olasın. İşlerin nasıl? Şükürler olsun. Şehzademiz geldiğinden beri cebimiz para gördü. Saruhan'ı iyi yönetemiyor diyorlar. Her tarafta karışıklık baş göstermiş. Kim demişse halt etmiş. Şehzademiz cihanı yönetir evelallah. Babası gibi sultan göndereceğiz onu buradan. Allah'ın izniyle tahta çıkacak bir gün. Tahta. Sultan Süleyman öyle kolay vermez tahta. Orası öyle. Hürrem Sultan müsaade etmez. Mehmet büyümüş diyorlar. Büyüse ne olacak? Şehzade Mustafa varken ona mı kalmış tahta çıkmak? Bu ne cüret? Şehzadeniz sultanınız hakkında nasıl böyle konuşursunuz? Kolay gelsin ağabey. Sağ olasın. Senin için bıldırcın yaptırdım. Pek severdin. Merak etme. Zehir yok içinde. Ben tedbirimi alayım da yapmadan bir şey değil. Vakıf kurmuşsun.
Mühim kim varsa haremini çağırmışsın. Ne yapıyorsun Hürrem? Devleti mi yönetmeye talip oldun? Anlaşılan kuşların çok. Her şeyi öğrenirsin. Milah Şehzade annesi olmak kolay değil. Doğru söze ne denir? En ufak hatanızda kelleler gider. Ayrıca vakfın tek bir gayesi var. O da hayır işleri yapmak. Bahçeye çıkmışsın sabah. Evet, biraz etraf dolaştım. Bir dahaki sefer haber ver. Ben de gelirim. Sohbet ederiz. Olur. Buyurun beyim. Şerbetiniz. İşlerin nasıl? Karın tokluğuna çalışıyoruz beyim. Başkaca mesleğin yok mu senin? Tarlamız vardı. Fakat yoklukta sattım. Şehzade Hazretleri isteyenlere tarla vereceğini söylemişler. Nasıl verecekmiş? Ne lazımsa temin edilecekmiş beyim. Biz ekip biçeceğiz. Bir kısmını biz alacağız, gerisi de hazineye gidecekmiş. İnşallah olur. O vakit gece gündüz dua ederiz şehzadeye. Hayırlı işler olsun. Sağ olun beyim. Mustafa? Birçok arazi boş duruyor hünkârım. Ekip biçecek güçleri yok. Böleceğim hazineye para girer, hem de işi gücü olmayana bir ekmek kapısı olur dedi. Hala. Güzel düşünmüşsün. Nedir seni böyle üzen? Hazırlığını yapıyorum. Anlaşılan o ki vaktinden erken döneceğiz. Buraya gelmekten hoşnut olduğumu sanıyordum. Ne oldu ki birden? Yoksa Şehzade Mustafa'nın yaptıklarını mı öğrendin? Helena diye bir hatunla nikah kıymak istiyormuş. Mustafa tuhaf bir şehzade. Böyle hatalara düşebilir elbette. Fakat Mahidevran'ın ona yol göstermesi icap ederdi. O da memnun değil vaziyetten. Defalarca konuşmuş. Meseleyi halledeceğini söyledi. Bir kez konuşması kâfi olmalıydı. Ya evladı onun söylediklerine itibar etmiyor, ya da onu sana karşı düşman etmeye çalışıyor. Ne demek bu? Şehzade Mustafa senin gibi vicdan sahibi iyi bir evlattır. Bu haliyle asla bir ihanetin içinde olmaz. Mahidevran ise bir an evvel oğlunun tahta çıkmasını istiyor. Bunlar ağır ithamlar Hürrem. Ben yaşadım Süleyman. Kendi gözlerimle gördüm. Ölüm döşeğindeyken Mahidevran'ın üzülüp ağladığını mı sanıyorsun? Öfke ve nefret içindeydi. İntikam ateşiyle yanan gözlerini gördüm. Rahmetli varide bile onun şerrinden korkup evlatlarımı saraydan kaçırdı. O kara günlerde neler yaşadığımı bir ben bilirim. Yüce Rabbim senin acını bana göstermesin. Sen yoksan neyliyim tahtı tacı? Dünyayı neyliyim? Zaten ben ne yaptığımsa senin için değil mi? Başıma ne geldiyse senin için değil mi? Benim başıma da ne geldiyse senin için Hürrem. Birden bir ışık süzülmüş içeri. Bir ay doğmuş sanki. Tahta aydınlanmış. Üstünde bir bebek görmüş. Uyuyan bir bebek. Benmişim o.
Mustafa mı? Ne de senin canını sıkan şey böyle? Hünkârım, çarşıda pazarda kimin ne söylediği mühim değil. Benim tek arzum size layık bir evlat olabilmektir. Ben seni tanırım Mustafa'm. Cümle alem benim karşıma geçip senin aleyhine konuşsa zinhar itibar etmem. Bu nikah meselesiyle de sizi üzdüysem bağışlayın. Böyle şeyler beni üzmez Mustafa'm. Bilirsin benim aşka hürmetim vardır. Lakin dikkat etmen lazım. Görüyorsun herkes seni cümle Osmanlı mülküne layık görüyor. Tıpkı benim gibi. Bu yüzden aşkın seni aciz kılmasına müsaade etme. Thank you.